Selam arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün Berlin'de büyük bir auto galeriye geldik. Gördüğünüz gibi çok büyük bir auto galeri. Audi, VW, Seat, Mercedes, çeşitli arabaların bulunduğu bir auto galerideyiz. 2022'nin şu son günlerinde araba piyasası nasıl oldu? Fiyatlar nasıl? Bir sizlere göstermek istedim. Evet, şöyle tabii burada bulunanlar şu an biraz lüks sayabileceğimiz araçlar. Audi'ler. Bunların bir fiyatlarına şöyle kısa bir bakalım. Evet, burada bir Audi A5 Coupe 4 TFSI S-Line 204 PS arkadaşlar. Kilometresi daha 5600, yeni sayılabilecek bir araç. 50.000 euro, 50.444 euro. Tabii bir spor arabası. 50.000 euro. Hemen yanında bir spor daha var, coupe. Gri renkte. Bunun fiyatına bakalım. Bu da A5 kabrolet. Şöyle göstereyim. Evet, bu da 53.500. 28.000'de. Evet, bir tane Audi. Audi A8 Long versiyonu. Bu uzun versiyonu arkadaşlar. 435 beygir gücüne sahip. 32.797 kilometrede. Fiyatı 100.000. 100.888 euro. Hemen yanında bir Audi A4. Bu 150 PS. 2000 motor. 44.712 kilometrede. 30.444 euro. Evet, kombi arkadaşlar, bu station. Avrupa'da Avrupalılar genellikle station arabalara biraz daha rağbet gösteriyorlar. Kullanış açısından, aile olarak kullanmak açısından daha avantajlı olduğu için Avrupalılar genellikle station arabalara daha çok rağbet gösteriyorlar. Evet, hemen yanında bir Audi A6 340 beygir arkadaşlar. 14.000 kilometrede 58.888 euro. Evet, bir Audi daha var burada. A4 136 beygir 48.000'de 29.888. Tabi arkadaşlar, bunlar arabanın donanımına göre fiyatları değişiyor. Tabi bunda navigasyonu falan var. Ona göre fiyatlar değişiyor. Evet. Burada bir Audi A4 daha var. 150 PS S-Line navigasyon PTZ LED farlara sahip olan araç. 38.888 euro. Burada bir tane Q2 var. Q2 var arkadaşlar. Bu 150 beygir gücünde 2000 motor. 82.837 kilometrede. Fiyatı 22.666 euro. Evet, hemen yanında. Evet. Q3 var. Aralarında Q2 ile Q3 tabi biraz fark var. Büyüklük açısından. Beygirleri aynı. 150 beygir gücünde bu araçta. Bu 1.5 motor. Arkadaşlar, son yıllarda otomobil sektörü
araçların motorlarını küçültüp PS'lerini, yani beygir güçlerini arttırdılar. Bunu elektronik işlemlerle hallediyorlar. Yani şu an yeni arabalara 1.1 motor gibi ve 1.2 motor gibi küçük motorlar atarak 140 PS elde ediyorlar. Normalinde biz daha önceleri arabanın motoru ne kadar büyük olursa o kadar iyi mantığıyla hareket ediyorduk. Motoru büyük olduğu zaman motor fazla zorlanmayacak ve daha uzun ömürlü olacak mantığı. Ama şu an günümüzde turbolarla, elektronik aksamıyla motoru küçük de olsa bu arabanın gücünü, beygir gücünü arttırmayı başardılar. Ve şu an yeni arabaların hepsinde genellikle 1.1, 1.1, 1.2, 1.5 motor, 1.4 motor kullanılıyordu. Evet arkadaşlar, Audi ile devam ediyoruz. Audi A3 Limousine S-Line 110 PS arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu araçta bir motor var, binlik bir motor var ve PS'i, beygir gücü 110 beygir. Kilometresi 10.279 kilometrede ve fiyatı 27.888 euro. Evet arkadaşlar, şimdi bu araç da birlik bir motor var ve PS'i 110 PS. Evet, burada bir TT var. Audi TT Coupe, spor bir araç. Şöyle göstereyim. Evet, bunun fiyatına bakalım. Bu araç 197 beygir gücünde arkadaşlar. 8500 kilometrede, daha yeni bir araç. Fiyatı 36.888 euro. Evet. Burada bir tane güçlü bir motora sahip bir canavar var. Burada A6 265 beygir gücünde arkadaşlar. 15.275 kilometrede, fiyatı 77.444 euro. Evet. Evet arkadaşlar, burada bir tane Talisman Station siyah renkte var. Bunu da bir bakalım. Bunun fiyatına, özelliklerine. Renault Talisman Grand Tour 1.6 TSI motor, 160 beygir gücünde, kilometresi 125.300, fiyatı 18.444 euro. Burada bir tane Opel Astra var. Bir de buna bakalım. Şöyle dört kapı. Opel Astra 1.6 SDTi dinamik, 136 beygir, 92.000 kilometrede arkadaşlar, 13.666 euro. Hemen burada yanında bir tane Volkswagen Touran var. Evet, bir motor arkadaşlar. 1.0 TSI motor, 116 beygir gücünde, 40.000 kilometrede 23.222 euro.
Evet arkadaşlar, burada bir tane Golf 7 daha var. 1.6 motor bu. Baktım ben. 1.6 motor. TDI dizel motor. 116 beygir gücünde. 95.000 kilometrede. 16.888 oyunu. 4 kapılı siyah. 98.000'de olmasına rağmen kaportası bayağı temiz. Rengi de çok siyah, güzel. Jantlarıyla falan. Şık bir araç. Evet arkadaşlar, burada bir tane Audi S5 Cabriolet, 354 beygir gücünde arkadaşlar. 13.000 kilometrede daha. Kırmızı bir araç. Çok şık. Fiyatı 76.888 euro. Evet arkadaşlar, burada bir tane Nissan var. Nissan Qashqai 1.3 motor. Panoramada navigasyon 23.850 kilometrede, 2019 model, 159 beygir gücünde, 26.444 euro. Evet arkadaşlar, şu an Mazda'ya geldik. Evet. Burada bir Mazda CX-5 var. 25.990 euro. 2019 model. Kilometre 86.217, 184 PS. Burada bir tane CX-5 2007, 27.990 euro. Otomatik, 194 PS. Evet arkadaşlar, Mazda 3 kompakt bir araç arkadaşlar, çok. Bu da Mazda 3 120 beygir gücünde Sportline. Koltukları deri. 18.990 euro. Bunlar yeni gelmiş galiba. Burada bir CX-3 var. 2018 model. 121 PS. 17.990 euro. CX-3 121 beygir, 18.990, 19.990'mış fiyatı. 1000 euro indirim yapmışlar. 17.845 kilometrede, otomatik bir araç. CX-3 2015 model, 150 beygir gücünde, 16.990 euro. Sportline, navigasyon, Leyda koltukları deri. Evet, burada ne var? Burada da bir tane
CX-3 var. 17.990 euro arkadaşlar. 2018 model. 120 beygir gücünde. 6 vitesli. 66.722 kilometrede. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu araç yandan bakıldığında bir Toyota Corolla'yı bize anımsatıyor. Ya da öyle görünüyor. Toyota Corolla. Şöyle baktığımızda hibrit ibaresi. İçerisini de göstermeye çalışayım. Birebir Toyota Corolla'nın aynısı ama önden gösterdiğimizde burada Toyota Corolla'nın ambleminin yerinde bir Suzuki amblemi görüyoruz. Bildiğiniz üzere otomobil firmaları kendi aralarında motor karoseri alışverişinde bulunuyorlar. Bu da ona verilecek bir örnek. Suzuki firması Toyota'dan bu karoseriyi ve bilemiyorum belki motorunu da hibrit motorunu da almış olabilir. Suzuki Swayze. Gördüğünüz gibi Suzuki. Ama Toyota'nın karoserisini kullanmış.